Doğru, çok haklısınız. Türkiye'de süt hayvancılığına dayalı bir hayvancılık profili var. Yani besi hayvancılığı son yıllarda geliştirilmeye çalışıyor. Ha, bu yanlış bir uygulamamız aslında değil. Avrupa'da da birçok ülke bunu yapıyor. Ama Amerika daha çok besi hayvancılığını ayrı olarak, ayrı bir dal olarak ele alıyor. Ama Türkiye'de süt hayvancılığına dayalı bir hayvancılık politikası olduğu için sütte yaşanan bir sorun ve kriz direkt olarak et olarak önümüze çıkıyor bizim. Et fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Burada gerçekten süt fiyatları Temmuz 2014'ten bu yana referans fiyat 1 lira 15 kuruş çiğ sütün fiyatı. Ve bu 19 aydır arttırılmadı. Bu dönemde yani şu günlerde de fiyat 1 liranın altına düşürüldü. Çünkü sanayici de diyor ki ben aldığım sütü, süt ürünlerini satamıyorum. Dolayısıyla bunun mutlaka süt tozu yapılarak piyasaya bu şekilde müdahale edilmesi gerekiyor. Ama bakıyoruz yani Et ve Süt Kurumu var. Bu bir müdahale kurumu ama bunu yapamıyor. Mesela süt konusunda bugüne kadar hiçbir çalışma yapılmadı. Ama önümüzdeki günlerde bunun da devreye gireceğini görüyoruz. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in açıklamalarından. Yani biz eğer sütteki sorunu çözebilirsek ette daha az sorun yaşamaya başlarız. Ama bu böyle bir ayda, 2 ayda olabilecek bir durum değil. Mutlaka orta ve uzun vadeli politikalarla üretimi arttırıcı önlemlerin alınması gerekiyor. Yoksa 2010 yılından bu yana Türkiye hem besilik hayvan ithal ediyor, karkas et ithal ediyor, fiyatları Ama çözüm düşürüyor gibi olamıyor. görünüyor. Sonra birkaç ay sonra daha yüksek olarak önümüze et bir daha çıkıyor. Ete değil süte bakalım. Yani ete değil aslında süte müdahale edelim diyorsun.